Değerli Honda severler, değerli takipçilerimiz, Türkiye'nin en çok izlenen bayi otomobil kanalı Kamertube'dan hepinize tekrar merhaba. Honda Otomotiv danışmanınız Niyazi ben. Yine özel bir video ile karşınızdayız. Neden özel bir video? Bulunmaz Hint kumaşı mı diye sorulan bir aracın yanındayız aslında. HR-V modelimizle birlikteyiz. Bugünkü oyuncumuz HR-V modelimiz. Ki biraz farklı da bir versiyon. Farklılıklarından size bahsedeceğim. Neden farklı bir versiyon? Ve önem de arz eden bir araç aslında. Özellikle Honda HR-V satın almak isteyenler için çok özel bir bilgi de vereceğiz. Bayimize özel diyelim. İsterseniz hem HR-V modelimizi hiç bilmeyenler için hem aracımızı biraz özellik anlamında, iç hacim genişliği anlamında, bagaj hacmi anlamında biraz detaylarına da gireceğiz bu videomuzda. Merak edenler için showroomları ziyaret etmeye vakit bulamayıp veya telefonla bizleri arayıp detaylı bilgi alamayanlar için de böyle bir video planlamış olalım. Aslında kanalımızda HR-V modelimizle alakalı detaylı bir videomuz bulunuyor. Hiç bilmeyenler için kanalımıza abone olup mutlaka videolarımıza göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Beğenip paylaşmayı da sizlerden rica ediyoruz. Çok da kelimelerimizi uzatmadan isterseniz HR-V modelimizi incelemeye başlayalım. Değerli takipçilerimiz, öncelikle HR-V modelimizle alakalı Türkiye satışa çıktığı tarihle alakalı bilgi vermek istiyorum. Geçtiğimiz Mart ayında, yani yaklaşık 5 ay önce diyelim, Türkiye pazarında yeni kasa ve yeni hibrit teknolojisiyle satışa sunulmuştu. Aracımızda tek tip motor teknolojisi bulunuyor. 1.5 benzinli motorumuz artı elektrikli motorumuzun bulunduğu ve tam hibrit teknolojisine sahip güzel bir versiyonla karşımıza çıkmıştı HR-V modelimiz ki bu yıl içerisinde de aracımız tasarım ödülü de almış bulunuyor. Gerek dış tasarımı, estetik yapısıyla beraber ve teknolojisiyle beraber yakıt ekonomisi de özellikle ön plana çıkan bir modelimiz oldu. Çokça merak edilen, sorulan, satış adetiyle de son döneme damga vuran bir versiyonumuz. Bir de tabii piyasanın, otomotiv piyasasının getirmiş olduğu araç yokluğu, araç kıtlığı yaşamış olduğumuz bu dönemde HR-V modelimiz o yüzden aslında bulunmaz Hint kumaşımı noktasında sorunuzun cevabı olarak sınırlı sayımızda şu an stoklarımızda bulunuyor. Bugün HR-V modelimizin farklı bir versiyonun yanındayız. Neden? Çünkü aracımız ilk satışa çıktığında Türkiye pazarında üst paket, stil paket ve alt paketi advanced paket şeklinde iki paket satışa sunulmuştu. Advanced paketin de alt paketi olarak, giriş paketi olarak Elegance paketimiz şu anda Honda bayilerinde sınırlı sayıda stoklara girmiş bulunuyor. Çoğu bayide yine araçlarımız gelmeden satılmış durumda. Bizde de satışı gerçekleşti araçlarımızın ama çok sınırlı sayıda aracımız kaldı. Bu bilgiyi de vereceğim. Hem adet bilgisi hem de renk bilgisi vereceğim. Şu an yanında bulunmuş olduğumuz aracımız HR-V Elegance paketimiz. Bu paketimizde hangi özellikler bulunuyor? Bunlardan size bahsedeceğim. Öncelikle stok bilgisi verelim. Hemen cümleyi çok, kelimeleri çok uzatıyorsunuz. Bize bir an önce bilgi verin diyen müşterilerimiz, takipçilerimiz olabiliyor. Şu anda stoğumuzda HR-V modelimizin Elegance paketinden sadece 2 adet aracımız kaldı. Bilindiği üzere araçlar gelmeden satılıyor. Yani tahsislerimiz belli oluyor. İşte ayın sonunda gelecek, şu gün gelecek şeklinde bilgi vererek satışlarımızı gerçekleştiriyorduk. HR-V modelimizde de aynı durum söz konusu. Ancak stoklarımıza erken giriş yaptığı için şu an sınırlı sayıda aracımız kaldı. Onlardan bir tanesi yanında bulunduğumuz HR-V Elegance paketimizin gün ışığı beyazı şeklinde ki lansman rengidir bu arada. Hani reklamlarda vesaire gördüğünüz rengimiz bu. Gün ışığı beyazıdır. Hani tamamen saf bir beyaz değil. Biraz böyle açık maviye çalan, çok hoş bir renk. Güneşe çıktığında farklı bir renge bürünen güzel bir versiyonumuz. Bir de alternatif olarak ikinci aracımızda 2 adet demiştim. Diğer versiyonumuzda meteor gris şeklinde. Meteor grisi veya beyaz rengi satın almak isteyenler için bizleri arayarak, showroomlarımızı ziyaret ederek bilgi sahibi olabilirsiniz. Altını çiziyoruz. Sınırlı sayıda araçlarımızdan faydalanmak isteyen, aracı satın almak isteyen takipçilerimizi mutlaka showroomlarımıza bekliyor veya showroomlarınızı aramanızı sizlerden bekliyoruz. HR-V Elegance paketimizde ön plana çıkan donanım özellikleri ve teknik bilgiden de yine bahsedelim. Videomuzu ilk defa izleyen HR-V merak edenler için öncelikle teknik bilgi de verelim. Aracımızda
1.5 benzinli ve elektrikli motorumuz bulunuyor. Sistem nasıl çalışıyor? Çokça sorulan sorulardan biri dışarıdan şarj edilebiliyor mu şeklinde veya şarj etmemiz gerekiyor mu şeklinde. Böyle bir durum söz konusu değil. HR-V modelimizde bulunan teknoloji tam hibrit teknolojisi olup dışarıdan şarj olmasına gereksinim duyulmayan bir teknoloji. Çünkü aracımızda 2 tane elektrikli motorumuz bulunuyor. Bir elektrikli motorumuz aracı hareket ettirirken diğer elektrikli motorumuz da hareket halinde aslında kendi kendine şarj etme görevi üstleniyor. Bir nebze jeneratör görevi görüyor aracımız. Tabii kendi kendini nasıl şarj ediyor? Aracın motor aksamından doğan, tahrik gücünden doğan kinetik enerjiyi elektriğe çeviriyor. Aracımızın frenlemesinden ve sürtünmesinden kaynaklı oluşan yine enerjiyi elektriğe çeviriyor ve bataryamızda depoluyor. Ve gereksinime göre yine çokça soruluyor. Kendimiz elektrikli sürüş yapabiliyor muyuz veya benzin moduna geçebiliyor muyuz şeklinde. Hayır, siz müdahale edemiyorsunuz. Araç bataryadaki elektrik durumuna göre, yani bataryanın doluluk durumuna göre, gereksinime göre, hızlanmaya göre, hız koşullarına göre elektrikli motora geçip hareket edebiliyor, benzin moduna geçip hareket edebiliyor. İkisi birlikte hem benzinli hem de elektrik motorun çalıştığı durumlarda da, yani hibrit sürüş şeklinde de hareket edebiliyor. Buna siz müdahale edemiyorsunuz. Araç bunu zaten mühendislik gereği kendi kendine bu görevi üstleniyor. Özellikle bir şey yapmanıza da gerek kalmıyor. Tam hibrit teknolojisinden biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü çoğu markada hafif hibrit teknolojisi kullanıyor. Bu neyi ifade ediyor? Honda'da tam hibrit teknolojisinde herhangi bir kilometre sınırlaması yok. Yani şu kilometre hıza kadar hibrit sürüş var, elektrikli sürüş var şeklinde bir kısıtlama yok aslında. HR-V modelimizde yüksek hızlarda da hibritli ve elektrikli sürüş mümkün. Bu bilgiyi verin. Bu önemli bir bilgi. Çünkü bir kısıtlama olduğu zaman insanlar o hıza göre hareket etmeye çalışıyor aracı kullanırken yakıt ekonomisi sağlamak için. Bunu yapmanıza gerek kalmıyor. HR-V modelini kullananlar yüksek hızlarda da yakıt ekonomisi sağlayabiliyor bu teknoloji sayesinde. Aracımızın yakıt tüketiminden bahsettik. Hani yakıt ekonomisinden bahsediyoruz. Fabrika değerleri şu yönde. Aslında normal diyen sadece içten yanmalı benzinli motorlar veya dizel motorlara göre biraz farklılık var. O versiyonlarda şehir dışı yakıt tüketimleri düşük, şehir içi kullanımlarda ise yüksek veriler ortaya çıkıyordu. HR-V modelimizde ise tam tersi bir durum söz konusu. Şehir içinde 100 kilometrede 4.1 litre, hatta daha altında kullanımımıza göre, çünkü bu değişebilir. Sakin kullanımınız varsa daha da altında veriler elde etmeniz mümkün. Normalde fabrika değeri şehir içi 4.1 litre gibi çok ekonomik bir yakıt tüketimi sağlıyor. Şehir dışı yakıt tüketimi 100 kilometrede 5.3 litre. Çok yüksek hızlarda bahsettiğimiz 120 kilometre hızın üzerinde 140-150 ile giderken de 100 kilometrede ortalama 7.3 litre gibi bir yakıt tüketimi sunuyor. Yani aracımız diyor ki çok yüksek hızlarda 7-7.5 litre civarında yakıt tüketirim. Normal hızlarda ve düşük hızlarda da ortalama 4 ila 5 litre arasında sizlere bir yakıt değeri sunuyorum diyor HR-V modelimiz. Bu noktada teknik kısımdan bahsetmiş olalım. Aracımızın donanım özelliklerine isterseniz geçelim. Donanımda aracımızda hemen ön yüzden başlayacak olursak, tasarımı zaten aracımızın ön panjur sistemi. Şurada zaten ön burun kısmı aracımızın çok uzatılmamış. Burun direkt aşağıya iniyor şeklinde bir tasarım bizleri karşılıyor. Hemen zaten ızgaralarımız da gördüğünüz gibi aracın gövdesiyle, kaputuyla bütünlük sağlamış vaziyette. Hani bağımsız bir panjur yok aslında burada. Tamamen bütünlük sağlanmış ön tasarımda. Aracımızda hemen farlarını da şöyle açalım. Komple LED far bulunuyor aracımızda. Uzunlar da LED şeklinde. Gayet güzel ve şık bir tasarıma sahip. Far dizaynımız zaten çok geniş veya çok da büyük değil. Kısık bir göz tasarımı kullanılmış. Şöyle normal farlarımızı kapatalım. Gündüz ledlerimiz gördüğünüz gibi hemen üst kenarda yer alıyor ve herhangi bir kesintiye uğramadan dümdüz oval bir şekilde geriye doğru uzamış bir gündüz ledimiz bulunuyor. Bu da gayet şık bir görünüm veriyor aracımıza. Onun dışında aracımızda park kolaylığı için ön kısımda önde park sensörlerimiz, yine arka tarafta park sensörlerimiz ve park kolaylığı için yine geri görüş kameramız aracımızda standart sunuluyor. Aracımızda 18 inç alüminyum alaşımlı, yani çelik jant dediğimiz modelimiz bulunuyor. Gayet de şık,
gümüş ve siyah alaşımlı renklerde de aracı çok daha sportif ve estetik gösteren bir tasarım sunulmuş. İç kısmını hemen birazdan bileceğim. İçlerde de biraz detaylardan bahsedeceğim. Aracımızda anahtarsız giriş çıkış sistemi de bulunuyor kapı kolumuzda. Anahtarsız giriş çıkış sistemi elimizi kapı koluna yerleştirdiğimizde, yani kumanda cebimizde veya çantamızda olması yeterli. Kapılarımız otomatik açılıyor. Kapı üzerinde bulunan sürüntü kısmına da şöyle basılı tuttuğumuzda kapılarımız kilitleniyor şeklinde kolay bir sistemimiz var aracımızda. Tekrar kapımızı açtık. Aracımızın iç kısmına geçerek de isterseniz içerideki özelliklerden de sizlere bahsetmek istiyorum. Hemen aracımızın iç kısmına şöyle oturalım. HRV modelimizde bizlere donanım olarak hemen ön kısımda gözümüze çarpan orta kısımda 9 inçlik bir güzel konumlandırılmış. Hani göz hizasında değil, biraz göz hizasının altında. Bu multimedyamızda diğer üst paketlerde olduğu gibi Apple CarPlay ve Android Auto özelliği de sunuluyor. Yani telefonunuzu bağladığınızda telefonunuzun arayüzü gibi burayı menü olarak kullanabiliyorsunuz şeklinde. Multimedyamız bulunuyor. Hemen alt kısma indiğimizde otomatik bir dijital klimamız aracımızda bulunuyor. Yine standart sunulmuş. Şanzımanımızdan bahsedelim. CVT şanzıman bulunuyor tabii ki. Diğer Honda modellerinde olduğu gibi. Onun dışında sürüş modlarımız var hemen şanzımanın arka kısmında. Sürüş modunu buradan sport mod, normal mod ve ekon modu şeklinde yakıt ekonomisi sağlayan sürüş modumuz da bulunuyor. Aracımızda yokuş iniş destek sistemi var. Düşük hızlarda yani 5 km ile 32 km hız arasında aktif ettiğinizde buzlu veya karlı zeminlerde yokuş aşağı inerken size yardımcı olacak bir yokuş iniş destek sistemi bulunuyor. Aracımızda elektrikli park frenimiz, otomatik frende tutma sistemi dediğimiz brake hold sistemi ve yokuş kalkış desteği standart sunuluyor. Anahtarsız çalıştırmadan bahsetmiştik az önce. Anahtarsız giriş çıkış sistemiyle bütünleşik özelliğimiz. Aracımızda Honda Sensing dediğimiz güvenlik özellikleri de bulunuyor. Hız sabitleme, akıllı hız sabitleme, hız limitleme, onun dışında şeritte tutma asistanı, şerit takip uyarı sistemi, öndeki aracı takip etme özelliği gibi güvenlik donanımıyla da aslında donatılmış bir aracımız. HRV modelinde ilk defa sunulan hava difüzyon sistemi var demiştik aracımızda. Klimadan arkada oturanların da maksimum fayda sağlaması için düşünülmüş hava difüzyon sistemimiz de bulunuyor aracımızda. Aracımızda yine güvenlik olarak düşünülmüş e-call sistemi artık Honda modellerinde çokça artık karşımıza çıkan ve standart sunulmaya başlandı. E-call sistemi dediğimiz acil arama butonu bulunuyor. Kırmızı butonumuza bastığımızda acil durumlarda 112'yi arayıp görüşme gerçekleştirebiliyorsunuz şeklinde. Arka kısma şöyle oturduğumuzda hemen zaten dikkatinizi de çekecek. Şaft tünelimiz neredeyse yok diyebileceğimiz kadar çok küçük bir tümsek var. O da engel olabilecek kadar değil. Arkada oturanlar için. Şöyle başlığımızda biraz şöyle kaldıralım rahat oturabilmek için. Evet, yaklaşık boyum hani 1.85 civarında. Çok rahatlıkla oturabiliyorum. Diz mesafesi, bacak mesafesi çok geniş. Hatta baş mesafesi bile gayet yeterli. Hani biraz daha böyle rahat bir konforlu oturuş sağlarsak baş mesafesini çok daha yükseltebilir. Yine diz mesafesi gayet yeterli şekilde bir boşluk bulunuyor burada. Hani genelde bu sınıf arabalarda biraz böyle arkada biraz daha şöyle dar bir oturuş şekli gerçekleşebiliyor. Ama HRV modelimizde çok geniş bir şekilde, rahat bir şekilde, konforlu bir şekilde arkada oturanlar da seyahat edebilir şeklinde düşünülmüş. Arka koltuklar gayet dediğimiz gibi geniş, konforlu. Arka tarafta klima havalandırmamız da bulunuyor. Arkada oturanlar yine düşünülmüş. Ön yolcu koltuğu arkasında cebimiz ve şurada küçük bir cep telefonu cebi de düşünülmüş. Bu arada elegans paketimizde kumaş koltuklar kullanıldı. Kol dayamamız var. 2 tane bardaklık kullanılmış aracımızda. HRV modelimizin giriş paketi olmasına rağmen aracımızda dokunmatik ledler kullanılmış. Onu da hemen şöyle gösterelim. Hassasiyeti mükemmel. Giriş pakette bile bu özelliğimiz standart sunulmuş. Bir de arka koltuklarda tabii ki en önemli özelliklerden biri bahsetmek istediğim. Takip edenler biliyorlar sihirli koltuk özelliğimiz. Sihirli koltuk özelliği sadece Honda'ya has bir özellik de diyebiliriz aslında. Çünkü ben rakip modellerin hiçbirisinde görmediğim bir özellik. Sihirli koltuk özelliğimiz hemen oturma yerlerinin ayağa kalkması. Yani o hiçbir araçta mümkün olmayan bir özellik. Bakın şöyle. Şöyle sabitleyip kullanabileceğiz. İki tarafı da aynı şekilde şöyle kaldırabiliyorsunuz. İki tarafı da kaldırarak göstermek istiyorum. Çünkü çok ciddi bir alan oluşuyor burada. Ne işe yarıyor? Tabii ki hemen aklınıza bir şeyler geliyor. Ne olabilir? İşte bagaj yükleme olabilir. Yüksek eşyalar olabilir. Konumlandırmak istediğiniz. Bisiklet olabilir.
ne bileyim evcil hayvan besleyenler için özellikle koltukların üzü yıpranmasın diye ki evcil hayvanların konforu içinde düşünülebilecek bir alan burada oluşabiliyor. Hani çok amaçlı kullanabileceğiniz geniş bir alan burada elde edebiliyorsunuz. Uzun süre seyahatlerde bagajın yetmediği durumda bagaja yine bagaj anlamında yükleme yapılabilir şeklinde. Ve tabii ki temizlik için de ciddi kolaylık sağlıyor. Burayı havaya kaldırarak çok rahat bir şekilde burayı temizleyebiliyorsunuz şeklinde. İki tarafı da tekrar şöyle indiriyorum. Çok da pratik zaten, hemen bir saniye bile bulmadan iki tarafı da çok rahatlıkla indirebiliyorsunuz ki aynı koltukların kalktığı gibi iki tarafı da şöyle öne doğru da yatırabiliyorsunuz. Hemen şöyle gösterelim. Evet, şu şekilde. Burada ciddi bir boşluk var. Bu boşluğun sebebi de nedir? Onu da teknik olarak bahsedelim. Aracımızın yakıt deposu biraz ön orta kısma doğru, hani mühendislik anlamında yine düşünülmüş, ön orta kısma göre yerleştirilmiş, konumlandırılmış. O yüzden arkada ciddi bir burada boşluk oluşturulmuş. Arkada oturanlar düşünülmüş. Hemen şu koltuğu da yatırdığımızda bakın dümdüz çok geniş bir alan elde ediyorsunuz. Hatta uzun süreli seyahatlerde de çok rahatlıkla istirahat edebileceğiniz bir alan da elde edebiliyorsunuz. Hani mini karavan gibi de aslında kullanabileceğiniz bir alan oluşuyor burada. Bu kısmı isterseniz bagaj kısmına da birazdan geçeceğiz. Orada da göstereceğim ama burada şöyle göstermek istediğim bir kısım daha var. Onu da hemen şöyle gösterelim. Şimdi karavan demiştik. Hani bu kısmı da es geçmeyelim. Ön koltukları da arkaya doğru yatırarak ciddi bir alan da elde edebiliyorsun. Hani o anlamda içerisi çok düşünülmüş. Bu anlamda düşünülmüş. Hemen onu da göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Hemen çok pratik. Şu şekilde. Koltuk başlarını da şöyle çıkardığımızda hemen şöyle yerleştirelim. Şu şekilde. Evet. Tamamen yatırdığımızda. Hani istirahatten bahsetmişken, hani yolculuk uzun sürdü veya yolculukta zaman kaybettiniz, dinlenme ihtiyacınız oluştu ki bunu tavsiye ediyoruz uzun süre seyahatlerinizde. Mutlaka kısa süreli de olsa şöyle dinlenmek için. Bakın şöyle içerisini bildiğiniz karavan gibi konumlandırabiliyorsunuz. Hani ön koltuklarda arkaya göre dizayn edilmiş bu şekilde yatırılabilir şeklinde. Gayet geniş bir yaşam alanı veya dinlenme alanı oluşturabiliyorsunuz HRV modelimizde. Değerli takipçilerimiz, aracımızın arka kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Önde olduğu gibi arkada da çok daha güzel aslında. Önü benim hoşuma gidiyor ama arka tarafı çok daha dikkat çekici bir versiyonumuz. Tasarım olarak yine hani bir kupe tarzı bir tasarım oluşturulmuş aracımızda. Yani taban kısmından keskin bir bagaj inişi burada söz konusu. Tekrar aşağıya doğru da keskin bir şekilde düz bir bagaj tasarımı planlanmış. Arka stoplarımız orta kısımdan şöyle birleştirilmiş. Çok şık bir tasarım bizleri burada karşılıyor. Aracımız az önce videonun başında bahsetmiştik. Önde ve arkada park sensörleri ve park kolaylığı için geri görüş kameramız da bulunuyor demiştik. Burada bagajımızı da şöyle açalım hemen. Hani B SUV'ye göre güzel bir bagaj, geniş bir bagaj sunuluyor. Aracımızda 300 litrenin üzerinde büyük bir bagaj bizleri karşılıyor. Gayet yeterli. Hani bu sınıf arabalar için yani çok devasa bagajlar sunulmuyor ama HRV modelimizde yine böyle iki tane büyük valizinizi koyabileceğiniz bir yaşam alanı var bagaj hacminde. Onun dışında bagaj kısmında şöyle göstermek istiyorum. Aracımızda artık diğer markalarda olduğu gibi Honda'da yedek lastik stepne çokça soruluyor ama stepne sunulmuyor artık. Hani bunların bir sürü sebebi var. Hani bagajda yer alan işgali oluşturuyor diyelim. Bagajda işgali oluşturmaması için de kullanılmıyor artık stepne. Onun yerine lastik tamir kiti veriliyor. Bagaj kısmının şöyle alt tarafını biraz göstermek istiyorum. Burada ciddi bir bölmemiz var. Yaklaşık 10-11 litre civarında. Buraya da ufak tefek eşyalarınızı konumlandırabilirsiniz şeklinde. Biz şimdilik şöyle ilk yardım çantasını ve yangın söndürme tüpünü şöyle yerleştirelim. Ve burası bu kadar kalkıyor. Bu kısımda da, yani bu alt kısımda da aracımızın bataryası demiştik ve bataryası bulunuyor burada. Onun dışında yedek lastik yerine ne var şeklinde soranlar için hemen kısaca şöyle gösterelim. Bu kısımda lastik tamir kitimiz bulunuyor. Elektrikli hava kompresörü ve ilacımız var. Arka tarafta ufak tefek ekipmanlarımız bulunuyor. Burada olası bir lastik patlaması durumunda yarılmadığı sürece tabii ki işinizi çok rahatlıkla görebilecek lastik tamir kitimiz bulunuyor. Çok pratik bir yerde zaten. Çok rahatlıkla açıp kapatabiliyorsunuz. Arkada da yine aydınlatma olarak LED kullanılmış. Ve aracımızda eşyalarınızın üzerine güneş gelmemesi veya bagajınızın mahremiyeti içinde düşünülmüş bir gölgeliğimiz var burada. Hemen kapattığımızda zaten
şöyle eşyalarınızın üzerinde kapanmış oluyor. Eskiden pandizotlar oluyordu. Pandizot yerine çok daha pratik, arka bagaj kapağına yerleştirilmiş bir ince bir pandizot diyebiliriz yine. Ama üzerine herhangi bir eşya koyamıyorsunuz tabii. Aracımızın bagaj kısmı ve arka kısmı da bu şekilde. Yine aracımızla alakalı satın almayı düşünenler için mutlaka dediğimiz gibi çok sınırlı sayıda aracımız bulunuyor. Araç kıtlığı, araç bulunabilirliği yine çok nadir. Çok adetli aracımız yok. Diğer modellerimiz de çok sınırlı sayıda ki Ağustos ayı videosu çekmiştik, showroom turu çekmiştik. Bunların sınırlı sayıda olduğunu söylemiştik. Hatta bazı modellerimiz yine yoka düşmüş durumda. O yüzden araç satın almayı düşünenler için, özellikle HR-V modeli nezdinde HR-V düşünenler için sınırlı sayıda stoğumuz aracımız var. Elegans paketinden bahsettik. Şu an stoğumuzda 2 adet olduğunu videomuzun başında söylemiştik. Diğer üst paketlerle alakalı da bilgi almak isteyenler bizleri arayarak veya showroomlarımızı ziyaret ederek bilgi sahibi olabilirsiniz. Videomuzu da bu noktada sonlandıralım. Yine bir sonraki güncel videolarımızda, güncel stok videolarımızda, showroom turlarımızda ve güncel bilgiyle alakalı çekmiş olduğumuz videolarımızda tekrar görüşmek ümidiyle. Otomobil dünyasında hayal kurduğunuz her yolda kamera ışığınız olsun. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın ve kamerayla kalın.